Evet arkadaşlar, biraz köklü sayılara devam edip sonra veri ve olasılık yapacağız. Köklü ifadelerde ekstra bahsetmemiz gereken durumlar. Bir köklü ifadeyi eğer doğal sayıya çevirmek istiyorsanız, eğer çıkamıyorsa arkadaşlar bunu kendisiyle çarparız. Nasıl yani? Sen kök 2'yi doğal sayı yapmak istiyorsan kimle çarpacaksın? Kök 2 ile. Bir kökü kendisiyle çarparsan içindeki dışına çıkıyordu. Hocam o zaman biz kök 50'yi kök 50 ile mi çarpacağız? Hayır. En küçük doğal sayı yapan değer diyelim. Ne olacak? Kök 50'yi önce bir çıkar. Arkadaşlar içindeki karesel sayıya göre çıkarabiliriz. Kök 50 nasıl çıkar? 25'e nedir? 2. 25 dışarı çıkacak. 5. Ama 2 maalesef hapishanede kalmaya devam edecek. Ne olacak? 5 kök 2. Sana burada sorun çıkaran kim? Kök 2. O zaman sen kök 2'den kurtulmak için bu kök 50'yi kaçla çarpman lazım? Kök 2 ile çarpman lazım ki bu ikisi birleşsin. Sorun ortadan kalksın. 5 olayın içinden sıyrılsın. Ne gelsin? 10. O zaman karesel sayıları çok iyi ne yapacağız? Ezberebileceğiz. O zaman siz kök 200'ü mesela size 884'ü bunların kısa yollarını göstereceğiz. Ya da kök 800'ü kök 30'u çıkarmaya çalışalım. Arkadaşlar kök 200'ü gidip uzun uzun asal çarpanlarına ayırmayın. Tekrar ediyorum. Karesel sayılara ayırın. 100'e nedir bu? 2. 100 nasıl dışarı çıkacak? 10. 2 içeride kalacak. 884'ü bilerek yazdım. Ezberleyin diye. 441 çarpı nedir bu? Pardon, buraya 2 yapmamız lazım. 441 çarpı 2. 441 kimin karesiydi? 21. Kök 2. 800 bildiğin bir şey. Ne? 400 çarpı 2. 400 neyin karesi? 20'nin. 20 kök 2. 30'u sınavda sizi zaman kaybettirmek için sorabilirler. Arkadaşlar 30'un içinde 2, 3 ve 5 var. Hiçbir şeyden karesel yok. O yüzden arkadaşlar kök 30 dışarı çıkamaz. Kök 30'u doğal sayı yapmak için kendisiyle çarpmak zorundayız. Peki devam edelim. Şöyle. Kök 30 nasıl bir sayı? Evet arkadaşlar, sayma sayıları hatırlayalım biraz. Bunu çok karıştırıyorsunuz. Sayma sayıları kaçtan başlar? İnsanların ilk fiziksel ihtiyaçları için kullandıkları maddeleri saydığı, değil mi? Kalemlerinizi saymaya sıfırdan başlamıyorsunuz. 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. Sayma sayılarından sonra doğal sayılar. Yokluk da doğal bir durumdu. Doğal sayılar kaçtan başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Doğal sayıların bir de sıfırın öbür tarafını bulmuştuk. Kim vardı? Tam sayılar. Tam sayılar eksi sonsuzdan. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bazı arkadaşlar sıfırı tam sayı almıyor. Sıfır bütün sayı kümelerinde var. İlla eksi artılı sayılar demek değil tam sayı. Sıfır da bir tam sayı. Evet, tam sayıları birbirine bölüp ne bulduk? 7. sınıfta en nefret ettiğiniz konu. Aferin. Rasyonel sayılar. Yani kesirler. Bazı öğrencilerimizin hiç sevmediği bir konu. Rasyonel sayılar, bunları birbirine bölüyorsun. Yine eksi sonsuzdan, artık küsuratlılar da var. Mesela eksi 14 bölü 7, eksi işte 1 bölü 8 ya da eksi 3 bölü 3 ya da şöyle diyelim eksi 3 bölü 16, 0 artı 8 bölü 3. Bazen birbirine aynısını bölebilirsin. Mesela 3 bölü 3 de bir rasyonel sayı. O zaman her rasyonel sayı bir tam sayı değil ama her tam sayı bir nedir? Rasyonel sayı. Bu kümeler birbirini kapsıyor. E peki hocam ben böldüm. Mesela onu 3'e böldüm. Ne gelir? 3,3 sonsuza kadar 3 geliyor. Devirli sayılar rasyonel sayılardır arkadaşlar. Bakın 1,6 burada. Eksi 4,7 devreden burada. Devirli sayılar da burada. Hocam ben sayıları böldüm.
Mesela bir çemberin çevresini çapına böldük. Rasyonel gelmedi. Nedir? Ya da I ile de gösterilir. İrrasyonel sayılar var. Bu irrasyonel sayılar kim? Pi. Tamam, sonsuza kadar gidiyor ama ben burada bütün basamakları biliyorum. Burada bütün basamakları bilmiyorum. Kökten çıkamayan sayılar. Evet. Atina'da ölüme terk edilen Pisagor'un öğrencisinin bulduğu sayı. Pi, kök 2, kök 5, kökten çıkamayan asal sayıları pi ya da e, altın oran gibi bazı sayılar. İrrasyonel sayılar ne? Bunlar da sonsuza kadar gidiyor ama düzensiz. Bunlar da sonsuza kadar gidiyor ama düzenli. Sonsuza kadar düzenli olanlar devirliler, rasyonel sayı. Sonsuza kadar ama düzensiz olanlar irrasyonel sayı arkadaşlar. Köklü sayılar da burada. Peki o zaman bir tablo yapalım. Doğal sayılar, pardon, sayma sayıları, doğal sayılar, onları kapsayan, tam sayılar, tam sayıları kapsayan, rasyonel sayılar, rasyonel olmayanlar, İrrasyonel sayılar, bu ikisinin birleştiği yerler arkadaşlar. Ne diyoruz? Reel sayılar. Peki, devam edelim. Bir de son olarak ondalıklı sayılar nasıl çıkıyor? Mesela kök içinde 0,64'ü nasıl çıkaracağız? Demiştim ki size kaç basamak kaymış? 2. Yarısı kadar kaydır. 64 nasıl çıkar? 8. Kaç basamak kaymış? 2 basamak. O zaman sen 1 basamak kaydıracaksın. Ya da 0,00001 olsun. 1 nasıl dışarı çıkar? 1. Sıkıntı yok. Peki toplamda kaç basamak kaymış? 1, 2, 3, 4. İptal edelim. 4. Peki o zaman ne olacak? Toplamda 4 basamak kaymışsan yarısı kadar 2 kaydıracaksın. Yani ne olacak? 0,01. Bunları artık yaptığınızı düşünüyorum. Sorularda bunlara değineceğiz. Şimdi veri analizine bakalım. Veri analizinde size en çok daire grafiği üzerinde duracağım. Ve soru tarzlarında. Arkadaşlar şunları bilelim. Çizgi grafiği neye bağlıydı? Zamana bağlı. Sütun grafiği ya da diğer adı histogram neye bağlıydı? Karşılaştırma ve gruplama. İşte 8A'dan şu kadar kişi var, 8C'den şu kadar kişi var. Başka ne vardı? Düşünelim. Daire grafiği. Evet, en çok bana soru sorduğunuz. Mesela şöyle bir örnek koyalım. Çizgi grafiği ve sütun grafiğini. Çizgi grafiğimiz zamana bağlı. Sıcaklık, ekonomik değerler, nüfus grafikleri, zamana bağlı popülasyonlar, işte yangın sayıları. Endemik bitki ve hayvan türleri aşağıda zaman oluyordu, yukarıda bunun değerleri. Sütun grafiğinde gruplama yapıyorduk. Yok efendim 8A'dan kaç kişi var? 8B'den kaç kişi var? 8C'den kaç kişi var? Burada her değer arasında tekrar bir değer bulabiliyordunuz, değil mi? Burada da aynı şekilde. Ama 8A ile 8B arasında bir ilişki var mı arkadaşlar? Yok. Her veri kendi içinde analiz edilir. Her veriyi kendi içinde analiz ediyorsun. İkili gruplayabilirsin, kız erkek ayırabilirsin. Ya da gözlüklü kızlar, gözlüksüz kızlar, gözlüklü erkekler, gözlüksüz erkekler, 8 6 dörtlü de sütun yapabiliriz. Burada her sütun bir veri grubunu gösterir. Sütun grafiklerinde karşılaştırma yaparız. Yok efendim 8 A 8 B'den kızları mı fazla, erkekleri mi fazla diye. Ama çizgi grafiğinde sabit, yukarı gidiyorsa artan, aşağı inseydi ne olurdu? Azalan. Peki. Bir de üçüncü olarak ne vardı arkadaşlar? Daire grafiği. Peki gençler daire grafiğinde sizin genelde düşünmediğiniz şeyler şunlar.
her şeyin 360 derece olduğu. Hocam böyle sınavda çıkmıyor dediğinizi duyuyorum ama bir mantığını anlayalım. Evet. 110 derece, 100 derece. Şimdi diyeceksiniz ki burası 180 hocam. Tamam, sizi kırmayalım. 70 derece. Evet, 80 derece ve 100 derece olsun. Size dedi ki 240 öğrencinin A, B, C, D gruplandırmasına göre grup sayılarını bulalım. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar, dairenin tamamı kaç dereceydi? 360. Diyeceksiniz ki 360 derecede mesela 100 derece ise 240 kişi de kaç kişi olur? Bak, dereceyi derecenin başına kaçta kaçını aldıysa sen de ne yapacaksın? Kişi sayısını mesela 360'ın oranlanmış hali 240'ta da oranlanacak. Bakın burada takıldığımız şey oranlar aynı. Yani 100 bölü 360 eşittir x bölü 240. İster işler işler yap. İster de ki bunun ne yapmışız? Sıfırını kapatıp 36 ile çarpmışız. O zaman 10'a bölüp 36 ile çarpabiliriz. Gelin işler işler yapalım. Ne olsun? 240 çarpı 100 bölü ne diyeceğiz? 360. Bunlar sadeleşsin. 12'ye bölelim 3, 12'ye bölelim 20, tüh 3 bölünmedi, 200 bölü 3 olarak kalsın. 200 bölü 3, aynı şekilde işte diyeceğiz ki 360 da 70 derece ise 240 da kaçtır? Yine içler dışlar çarpımı yapacağız. Daire grafiğinde bu şekilde. Peki, daire grafiğinin peki anlamı ne? Biz daire grafiğinde ne yapıyoruz? Bir bütünü parçalarına göre kıyaslıyoruz. Sütun grafiğini daireye çevirebilirsin. Çizgi grafiğini sütuna çevirebilirsin. Sütun tekrar daireye çevirebilirsin ya da daire grafiğini sütuna çevirebilirsin. Burada grafikler arası geçişler çok önemli. Size bir sıklık tablosunu hatırlıyor musunuz? Sıklık tablosu neydi? Mesela şöyle yazıyorduk. Kulüpler, futbol, gamer mı yazalım? Akşama kadar bilgisayar oynuyorsunuz. Basketbol. Artık bunları oynayan öğrenci kaldı mı? Voleybol. Tenis yazalım. Sıklık tablosunda S harfi sayı biliriz. Mesela futboldan 6 kişi, basketboldan 8, voleyboldan 2. Buradan da kaç kişi olsun? 2. Bunu şimdi gelin daire grafiğine. Toplam kişi sayısını bulalım. Toplam kişi sayısına bakalım. 14, 16, 18. Diyeceğiz ki 18 kişi 360 dereceyi gösteriyorsa biz mesela futbolun kaç dereceye denk geldiğini bulalım. 6 kişi kaç derecedir? Arkadaşlar, kişi sayısını ben bütün kulüpteki kişi sayısını 3'te 1'inin futbol mu olduğunu biliyorum. O zaman bak, burada 3'te 1 ise o zaman daire grafiğinde de 3'te 1 olacak. Yani 360'ın da 3'te 1'ini alacağım. Bunu 3'e böldüyse bunu da 3'e bölecek. 3'e böldüğümüzde ne olur? 120. O zaman evet. 120 derece neymiş? Futbol. O zaman diyeceğiz ki 18 kişi 360'sa hocam şöyle yapalım. 360'ı bizi uğraştırmayın. Gelin 18'e bölelim. Her kişi ne olsun? 20 derece. O zaman her şeyi 20 ile çarpalım. Tenis ne olacak? 40 derece. Voleybol 40 derece. Basketbol 160 derece. Tamam, olur, anlaştık. 20 ekleyelim. Pardon, kaç ekleyeceğiz? 40 ekleyelim. 40 ekleyelim.
Bir de 160 ekleyelim. Burası futboldu. 160 basketbol, voleybol ve ne olacak? Tenis olacak arkadaşlar. Evet. Olasılığa geçiş yapalım. Olasılık sizin çok sevdiğiniz bir konu. Arkadaşlar, olasılık bir fonksiyondu. Olasılığın P ile gösteriyorduk. Neydi? İstenen durum bölü tüm durum. Nasıl yani? Sen 23 kişilik bir sınıftan bir kişiysen, rastgele gözümü kapattığımda listeden seni seçme olasılığım ne olur? 1 bölü 23. Arkadaşlar, olasılık fonksiyonu 0 ile ne arasındaydı? 1. Ya imkansız olabilir, ya kesin olabilir, ya da imkansızla kesin arasında olabilir. Eğer 0'a eşitse ne diyorduk? İmkansız olay. Bu arada biz olayların olasılığını bulabiliriz, değil mi? Bir zar attığımda zar atma deneyinin sonuçları benim için bir olaydı. Bir gelmek bir olay. İki gelme olayının olasılığını. Yani biz olasılıkta olayların olasılığını inceleriz. Olaylar da deneylerden ortaya çıkar. Burası ne? Kesin olay. Kesin olay ne demek? Mesela yaşıyorsanız nefes alma olasılığınız ya da kesindir. 6000 kilometreden düştüğünüzde ölme olasılığınız kesindir. Ya da suyun deniz seviyesinde normal şartlar altında kaynamasının 100 derece olması kesindir. İmkansız, işte bir filin yazı yazarak konuşup film çekmesi. Ya da imkansız olay ne diyebiliriz? Bir zar attığımızda 7 gelme olasılığı, normal zardan bahsediyoruz. Hayatta da gerçekten imkansız ve kesin olaylar arasındaki döngüyü hesaplarız. Zengin olma olasılığınız, sınavı kazanma olasılığınız. Eğer 28 yaşındaysanız LGS'yi kazanma olasılığınız 0. Çünkü sınava giremezsiniz. Ya da fen lisesindeyseniz sınavı kazanma olasılığınız %100, zaten kazanmışsınız. O zaman siz ne sınava girmeyen kesimsiniz ne de sınavı kazanmış kesimsiniz, aradasınız. Biz bu hayatınız bu döngüde geçer zaten. İmkansız olaylar ve kesin olay. Kesin olay doğduğunuz ülke. İmkansız olay artık mesela ırkınızı değiştirememeniz gibi olaylar var. Evet. Birleşik olasılıktan bahsedelim. Size işte bir tane torba verip torbanın içinde 3 tane mavi, işte 5 tane yeşil, 2 tane kırmızı, 4 tane de siyah top var, eşit. Şimdi bazı sorular yazalım. Kırmızı çekme olasılığımız 1 top. Mavi veya önemli, yeşil çekme olasılığımız. Bir de ne diyelim? Siyah çekmem olasılığımız. Arkadaşlar bakalım, şimdi hemen hızlıca geçiş yapalım. Kırmızı çekme olasılığımız. Kırmızı kaç tane? 2. Toplam top sayımız ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman 2 bölü 14. Mavi veya yeşil, ikisi de olur. Mavi ve yeşili toplayacaksın. 3, 4 daha 7. Toplam durumumuz 14'te. Olasılığımız 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 7 olacak. Siyah çekmeme. Siyah dışındaki her şey. O zaman 1 eksi siyah olasılığı olabilir. Ne diyelim? 1 eksi siyah olma olasılığı nedir? 4 bölü 14 çıkarırsak 14 bölü 14'ten 4 bölü 14'ü 10 bölü 14. Hocam şöyle yapardık. Siyah dışındakileri saydım. 10, 10 bölü 14 öyle de olurdu. Son bir sorumuzu yazalım. Bir olasılığın olmasıyla olayın gerçekleşmemesinin toplamı her zaman arkadaşlar 1'dir. Yani bir avcının hedefi vurması 2 bölü 3 ise vuramaması ne olur?
1 eksi ne diyeceğiz? 2 bölü 3'ten 1 bölü 3. Yani bir hayvanları vurmuyoruz. Bir ok attığımızda bu okun buraya düşme olasılığı 2 bölü 3 ise dışarıya gitme olasılığı da nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. İyi günler.